Türkiye'de nüfusun ve yerleşmenin dağılışı üzerinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha azdır diye bir soru arkadaşlar. Türkiye'de nüfus nerede daha fazla? İklim koşullarının uygun olduğu yerlerde, yer şekillerinin sade olduğu yerlerde, ekonomik faaliyetlerin geliştiği yani tarım, sanayi, ulaşım, ticaretin geliştiği yerde nüfuslanma fazladır. Peki bunlar içerisinde bitki örtüsünün Türkiye'deki dağılışa etkisi, nüfusun dağılışına etkisi çok 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 sınırlıdır arkadaşlar. Türkiye'de nüfusun ve nüfusun dağılışı ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Doğu Anadolu'da kar yağışı ve donlu gün sayısının fazla olması nedeniyle maalesef Doğu Anadolu'da nüfus oldukça azdır. Demek ki ülke bizim doğusunda nüfus niye az? İklim koşullarından dolayı yani doğru dedik. Ana yollara sapak alan yörelerde ulaşım sorunundan dolayı nüfuslanma azdır. Hem bir il içerisinde hem de ülke içerisinde arkadaşlar ana yolların geçmediği yerlerde genellikle nüfuslanma azdır. Bu da doğru. Tarıma elverişli, verimli düz arazilerde nüfuslanma fazladır ki bu buralar ovalara denk gelir. Mesela Adana gibi, Bursa gibi, İzmir, Aydın gibi alanlarda nüfuslanmanın fazla olmasında bu faktör oldukça etkilidir. Bu durumda cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 olacak yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde nüfus yoğunluğu daha fazladır demiş arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu bunlar içerisine baktığımız zaman haritayı birazcık bilmemiz lazım. Bir numaralı alan İstanbul, iki numaralı alan İzmir. Mesela Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yerlerinden birisi İstanbul'dur ki en fazla orası. Daha sonra Ankara ve İzmir şeklinde devam eder. Cevabımız A seçeneği olacak. 4 numaralı alanlar biraz daha dağlık alanlara doğru Sivas'a doğru e, torosların orta torosların kuzeyine doğru denk gelir. 3 numaralı alan Erzurum Kars çevresi ise iklim koşullarından dolayı nüfuslanma diğerlerine göre daha azdır. Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerin hangilerinin geliştiği yörelerde mevsimlik Nüfus hareketi daha fazladır demiş arkadaşlar. Mevsimsel göçe bağlı olarak bazı yerlerde nüfuslarına fazla olur. Bunun en önemli sebebi tarım ve turizmdir. Bunun dışında inşaat ve yaylacılıkta da bu durum görülür. Ancak ülkemizde arkadaşlar tarımda örnek veriyorum işte pamuk toplamak için veya fındık toplamak için dönemsel insana ihtiyaç duyulur. Bu alanlar mevsimlik göç alırlar. Yine turizme baktığımız zaman özellikle yaz turizminin geliştiği alanlarda yaz mevsiminde mevsimlik turizmde çalışacak insana ihtiyaç duyulur. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 B seçeneği olacaktır. Buna göre Mezopotamya'da ilk uygarlıkların kurulması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? Dünyada bulunan ilk uygarlıklardan biri de Mezopotamya uygarlığıdır. Kelime anlamı olarak Yunanca ve Asurca'da iki ırmağın arasında kalan bölge anlamına gelmektedir. Mezopotamya Güneydoğu Anadolu bölgesinden Basra körfezine kadar uzanır. Fırat ve Dicle arasında bulunan verimli topraklar arasında yer alır. Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar Sümerler, Akatlar, Babiller, Babil, Asurlar ve Elamlar ve Kalsitlerdir. Bu alanda nüfuslanma niye fazla arkadaşlar? İlk uygarlık olduğuna dikkat edelim. İklim koşulları özellikle kış mevsimi ılıman geçer. Su kaynaklarına yakındır Fırat ve Dicle var. Verimli tarım alanları bulunur ve yer şekilleri insan yaşamına uygundur. Bu dönemde sanayileşme olmadığı için arkadaşlar sanayinin gelişmiş olması diye bir durum söz konusu değildir. Bu 18. 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir faktördür. Haritada verilen taralı alanlarda nüfus ve yerleşmenin yoğun olmasında de hangileri etkilemiştir hatta daha fazla etkilemiştir demiş. Burası Bursa çevresi, İzmir çevresi ve Adana çevresi arkadaşlar. Verimli tarım alanlarının bulunması ilk çağlardan beri buranın sık nüfuslanmasına yol açmıştır. Maden rezervleri bu bölgede çok fazla yoktur arkadaşlar, etkili değil ve günümüzde burada tarıma dayalı sanayinin gelişmesine bağlı olarak Nüfuslanma fazladır. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen kentlerin hangisinde nüfus miktarının ve nüfus yoğunluğunun fazla olmasında madenciliğin etkisi daha azdır? Batman'da petrolden dolayı Zonguldak'ta taş kömüründen dolayı, Divriği de demir, Soma'da ise Linyit'ten dolayı nüfuslanma fazladır. Burada madencilik faaliyetleri gelişmiştir. Kırıkkale'de ise madencilik faaliyeti yoktur arkadaşlar. Orası daha çok sanayileşmeye bağlı olarak nüfuslanmış bir şehirdir. Aşağıda verilen ilk yerleşim alanları ve bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Göbekli Tepe Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Doğru. Hacılar Burdur'da bulunur. Doğru. Kültepe, Kayseri'de bulunur. Çatalhöyük ise arkadaşlar Konya sınırları içerisinde bulunur. Burada bir hata yapılmış. Çatalhöyük Konya'da Alaca Höyük Çorum'da bulunur. Buna dikkat edelim. Çayönü ise Diyarbakır'da bulunan ilk yerleşme alanlarından birisidir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Buna göre yukarıda verilen kentlerimize nüfus artış hızının fazla olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Türkiye'de nüfus miktarı 1927 yılından günümüze kadar sürekli olarak artmıştır. Nüfus artış hızında ise yıllara göre dalgalanmalar meydana gelmiştir. Son yıllarda nüfus artış hızı iyice azalmıştır. Ancak İstanbul, İzmir, İzmit, Antalya gibi illerimizde nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü bu iller Gelişmiş illerdir. Ekonomik faaliyetlerden bir veya birkaçı fazla gelişmiş. Buna bağlı olarak da iş imkanı fazla olmuştur. Bununla ilgili bir özellik aramamız gerekiyor. İklim koşulları, turizm, tarım Endüstri demiş. Bunların hepsinin ortak sonucu nedir arkadaşlar? İş olanaklarının fazla olması. E hocam İstanbul, İzmir, İzmit bunlar da endüstri yoğun. Doğru. Ancak Antalya'da da turizmden dolayı nüfus fazla. Yani oralar bunların hepsinin ortak özelliği göçle nüfusunun artması. E, buranın göç almasının en önemli sebebi ise iş imkanlarının fazla olmasıdır. Yukarıda verilen illerimizin hangilerinde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olması beklenir? Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması için arkadaşlar oradaki tarım alanının az olması lazım. Tarım alanı az ise oradaki tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olacak. Bunun için de engebeli bir alan olması gerekiyor. Bunlar içerisinde Rize ve Hakkari'de arkadaşlar tarım alanları az olduğu için tarım alanlarına düşen insan sayısı da fazladır. Yani bu durumda cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Aşağıda verilen kentlerin hangisinde nüfusun fazla olmasında tarım, sanayi, ticaret, liman ve turizm etkinliklerin tamamı etkilidir? Şimdi bakıyoruz tarım, sanayi, ticaret, liman ve turizm olacak. İzmir'de bunların hepsi mevcut mevcut arkadaşlar hem tarım faaliyeti gelişmiş hem tarıma dayalı sanayi liman olmasından dolayı ticaret gelişmiş ve yaz turizmi de gelişmiştir. Adana'ya baktığımız zaman arkadaşlar burada Adana'da turizmin olmadığını görüyoruz, Muğla'da sanayi yok, Zonguldak'ta turizm yok, Antalya'da ise e, sanayi faaliyetleri İzmir kadar çok değil. Bu durumda bunların tamamı nerede etkili olmuştur? Tabii ki İzmir'de. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yıl içinde nüfus miktarındaki değişim daha fazladır? Burada ne olması lazım? Mevsimsel arası nüfusun hareket etmesi lazım. Bunlar içerisinde 4 numaralı alan Muğla, Muğla'nın da ilçeleri işte Bodrum, Marmaris, Datça gibi alanlarda turizmden dolayı nüfus hareketliliği daha fazladır. Bu yüzden nüfus miktarındaki değişim arkadaşlar 4 numaralı alan yani Muğla'da daha fazladır.